Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 4. sınıflarım. Bugün trafik güvenliği dersi 2. dönem 2. yazılı 2. örneği yapacağız. 10 e, gün önce ilk, ilk örneği yapmıştık. Lütfen onu da izlemeyi unutmayalım. Evet hemen doğru yanlışlarla devam edelim. İlk yardım sadece hastanelerin acil servislerinde mi yapılır? Hayır tabii ki de. Kaza mahallelerine vardığımızda sevgili öğrencilerim nedir? Ambulanslar veya ilk yardım bilen kişiler tarafından kaza anında kaza olan yerde yapılır. Motorlu taşıtlarda ilk yardım çantası bulundurulması nedir? Zorunludur sevgili öğrencilerim. Evet motorlu taşıtlar deyince sadece e, otomobilleri anlamıyoruz değil mi? Bütün motorlu taşıtlarda ilk yardımı uygulayan kişi sakin ve soğukkanlı olmalıdır. Evet panik yapmamalıdır. 112 istediğimiz her konuyu sormak için arayabilir misiniz? Hayır sevgili öğrencilerim. 112 acil yardımdır. Sizler e, sohbet etmek için bir şeyler danışmak için ararsanız acil ihtiyacı olan yaralananlara, e, ölmek üzere olanlara müdahaleyi geciktirebilirsiniz. Tıbbi eldiven takılmadan yaralıya müdahale edilmesi sağlığımızı tehlikeye sokabilir. Evet sokabilir sevgili öğrencilerim. E, oradan size veya sizden ona mikrop geçebilir. Taşıtlarda ilk yardım çantası kolayca erişilebilecek bir yerde bulundurmalıdır. Evet doğru. Çünkü öyle bir yerlere konuyor ki bagaja bagajın altına üzerine eşya konuyor. Lazım olduğunda ulaşmak zorlaşabiliyor daha ziyade kaza olduğunda sıkışıyor bir bölgede almak zorlaşabiliyor. İtfaiye, ambulans ve polis araçları trafikte geçiş üstünlüğüne evet sahiptirler. Şoför, kaptan, makinist, vatman ve pilot ulaşım hizmeti sağlar. Evet bunlar zaten toplu ulaşım şoförler değil mi? Ambulansın hızlıca gelebilmesi için olay yerinin adresi doğru, açık ve net. Bakın en önemli şey bu zaten. Olay yerinin adresi açık ve net söylenecek ki ambulans hemen ulaşabilsin. Trafik kazalarının önlenmesine herkesin sorumluluğu vardır. Evet yayalarında, şoförlerinde, yolunda herkesin sorumluluğu var. Evet boşlukları dolduracağız. Sürücüler ambulansın nokta nokta sesini duyduklarında ambulansı en kısa sürede yol vermelidirler. Ne sesi öğrencilerim? Ambulansın evet siren sesi değil mi? Kaza sonrasında yapılan yanlış müdahaleler nokta noktaya neden olabilir. Neye neden olabilir? ölümlere neden olur. Eğer ilk yardım konusunda gerçekten bilgili değilsek müdahale etmemeliyiz. Toplu taşıma araçlarında arkadaşlarımızla evet nokta nokta ne yapmamalıyız? Şakalaşmamalıyız. Trafik akışını ve düzenini sağlamak nokta nokta görevlerindendir. Evet kimin görevlerindendir? Trafik polisinin değil mi? Trafik polisinin görevlerindendir. Özel taşıtlarda ve servis araçlarında nokta nokta takılması zorunludur. Tüm araçlarda sevgilerin emniyet kemerini ayırt edecek bir şey yok. Emniyet kemeri herkesin şahsi arabası olsa zorunludur. Toplu taşıma araçlarına nokta nokta dışında binmek ve inmek için talepte bulunmamalıyız. Toplu taşıma araçları nerelerde binmeliyiz sevgilerin? Duraklarda değil mi? Duraklar haricinde inme binme yaparsak kazalara sebebiyet verebiliriz. Sıyrık, ezik, çizik, kürük gibi yaralanmalar nokta nokta yaralanmalar. Ne yaralanmalar? Bunlar biraz daha diğerlerine göre hayati olmayan ne diyoruz? Hafif yaralanmalar. Doğru yapılan ilk yardım nokta nokta kurtarır. Ne kurtarır? Hayat kurtarır. Doğru yaparsanız hayatını kurtarırsınız. Toplu taşıma araçlarını kirletip bırakmak ülke nokta nokta. Yani ülke ekonomisine değil mi? O bizim vergilerimizde ne yapılıyor? Temizleniyor, alınıyor, satılıyor. Bunlar bizim vergilerimizde oluyor. Bisiklete binerken başımıza nokta nokta takmamız. Ne takmak artık buna alıştık. Herkes takmaya başladı. Kask takmak güvenlik için önemlidir. Yasal olarak ilk yardım çantasına konulması zorunlu olan malzemelerin numaralarını ilk yardım çantalarının altına yazın diye söylemiş sevgili öğrencilerim. Şimdi turnike ne yapacağız sevgili öğrencilerim? Olmak zorunda buraya bunu bir kere yazalım. Daha sonra bakın flaster olmak zorunda bunu buraya yazacağız. Sargı bezi olmak zorunda. Bunu da buraya yazacağız. Şöyle aklımda olunca hızlı yazıyorum. Steril bez evet olmak zorunda. Antiseptik solüsyon müdahalelerde gerçekten çok önemli. Bu olmak zorunda. Evet. Ondan sonra ne yapabiliyoruz? Evet, çengelli yine. Evet, oluyor sevgilerine. Bu da önemli. Bu da olmak zorunda. Evet, yara bandı. Evet, şurada kalmış. Yara bandı zaten olmazsa olmaz her yerde ne yapılıyor oluyor. Evet Esmark bandaj evet sevgilerim bu da yaralıları sarmak e, geniş bir şekilde bunun için e, elzem. Ondan sonra evet bir de makas öğrencilerim. nedir? Bunlar ilk yardım çantasında olması gereken şeyler. Yani el feneri, düdük ve radyoyu çıkardığımızda bakın hepsi zaten ilk yardım çantasında olması gereken şeyler. İçinde olup taşıdı kullanan kişiye. Evet. Taşıtın içinde oluyorsa taşıda kullanan kişiye bizler ne diyoruz sevgili canım? Sürücü diye söylüyoruz değil mi? Evet. o Taş içinde olmayıp karayolu olan, üzerinde olan kişiye bizler ne diye söylüyoruz o zaman? E, buna da biz yaya diye söylüyoruz. Yani yaya'nın yanına şöyle 2 diye yazıyorum. Şimdi burada karışıyor sevgili canım. Şu önündeki numaraları cevabın karşısına yazıyorum. Şuraya yazıyorum. Taşıtların yolcu indirip bindirdiği yerler nedir? Duraktırlar. Bakın 3 numara bu olduğu için duran cevabı durağa ne yapıyorum? 3 diye yazıyorum her araçta bulunması zorunlu olan nedir sevgili öğrencilerim? İlk yardım çantası ve yangın tüpü bunu 4 yazıyorum. Acil durumlarda hayat kurmak için yapılan ilk müdahale edene diyoruz. İlk yardım diye ne yapıyoruz? Söylüyoruz. 5. Trafik düzenlemek için kullanılan özel işaretlerin tümüne de trafik işaretleri diye söylüyoruz. 6. Araçla seyahat eden kişilerde nedir sevgili öğrencilerim? Yolcularda değil mi? O zaman yolcuya 7 diye yazalım. Kazalarda araç içerisindeki yolcuları korur. Ne korur sevgili Evet, emniyet kemeri korur değil mi? Çok önemli. Araçlarda çocukların güvenliği için yapılmış olanlardır. Çocuk emniyet koltukları var. 9 numarayı da buraya yazalım. Trafik akışının düzenini sağlamakla görevli olan kişi de trafik polisidir. Devam edelim hemen. Çoktan seçmeye sorulara geldi sevgili öğrencilerim. Bir toplu taşıma aracında yolculuk yaparken aşağıda belirtilen davranışlardan hangisini yapan bir yolcu uyarılmalıdır? Evet. Kulaklıkla müzik dinliyorsa kimseye zarar yok. Koltukların üzerine resim yapıyorsa zarar veriyorsa ne yapmalıyız? Uyarmalıyız. Kitap okuyalım, etrafı izleyelim, müdahale edemezsiniz. Aşağıdakilerin hangisi hafif yaralanmalardan değildir? Bakın çizik, sıyrık, ezik değil. Evet kırık nedir sevgili öğrencilerim? Evet bu ağır bir yaralanma, e, yararlanma hafif değildir. Bunu önemsemeliyiz. Öncelik vermeliyiz. Yaralıların yaşamını kurtarmak. Evet doktora gidinceye kadar durumların kötüleşmesini önlemek için eldeki olanaklarla olay yerine yapan uygulamaya bizler ilk yardım diye söylüyoruz. Aşağıdaki verilenlerden hangisi trafikte geçiş üstünlüğüne sahiptir? Taksi, ambulans, okul. Evet hangisi ilgilendirelim? Tabii ki de ambulans. İlk yardım şansı bulundurulması zorunlu olmayan araç. Aşağıdakilerden hangisi? Bakın kamyon, otobüs. Bunlar motorlu taşıtlarda zorunlu. Bisiklette de zorunlu değildir. Aşağıdakilerden hangisi? Toplu taşıma araçlarında uyulması gereken görgü kurallarından değildir diye söylüyor. Sıra ile binmek. Evet. İnmemize yakın kapıya yaklaşmak. Evet. Şoförle konuşarak. Bakın şoförle konuşmak. Şoförün dikkatini toplamaz. Daha çok dikkatini dağıtır. Bu yanlış. Evet. Büyüklere ve mazeret olanlara yer vermek. İlk yardım sırasında aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? Sevgili öğrencilerim baktığımızda hangisini kullanmazsınız? Kolonya kullanmazsınız. Antiseptik sürüyor zaten ilk dökülen mikrobu öldürmek için sargı bezi ve turnike ne yapılır? Kırıklarda, yaralanmalarda bunlar kullanılır. Kolonya kullanılmaz. Aşağıdakilerden hangisi bisiklet sürebileceğimiz güvenli yerlerden birisi değildir. Evet caddelerde bisiklet sürülür mü sevgili öğrencilerim? Hayır tehlikeli bisiklet yolları, evimizin bahçesi, parklar münasiptir, uygundur kimler taşıt kullanabilir? E, taşıtı kimler kullanır sevgili yani çocuklar, büyükler olması önemli değil. Belge değil mi? E, eh, ehliyet diye söylüyoruz. Yani sürücü belgesi olanlar kullanır. Trafik kuralları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Trafik kurallarına uymak can ve mal kaybını önler. Evet. Trafik kuralları uzun çalışmalar sonunda evet belirlenmiştir. Trafik kurallarına uymakla kalmamalı. Uymayanlar da mutlaka evet uyarmalıyız. Trafik kurallarına sadece sürler mi, sürücüler mi uyar? Hayır değil mi? Yayalar zaten trafiğe kazalarına sebep olabiliyor kurallara uymadığı için. Evet sevgili öğrencilerim bu da güzel bir yazılı olmuş oldu. İnşallah 100 alırsınız. Geçen hafta çektiğim yazıldığı izin. Birkaç gün sonra 3. örneği de çekeceğim ve inşallah 100 almış olacaksınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.